Bağımsız Eser. Sait Faik, Kayıp Aranıyor. Her zaman böyle bir şey aklına gelirdi. Isırıcı bir soğuk düşünürdü. Kulaklarıyla elleri acımaya başlamalıydı soğuktan. Rüzgar arada bir durur gibi olduğu zaman bir saatli sıcaklık sarmalıydı yüzünü. Nefes alamaz gibi olmalıydı. Sonra yine hangi yüksek dağların yarlarından aktığı bilinmeyen ovaya varınca alabildiğine yayılıp esen, her an nemini bırakan rüzgar nihayet deniz kenarını bulduğu zaman suları üfüre üfüre, şişire şişire gelip onları bulmalıydı. Hep kuru soğuklarının nadir görüldüğü şehirlerde yaşamıştı. Yalnız Alplerde bir küçük Fransız şehrinin gecesini, bir de bir Ankara akşamını hatırlıyordu. Bir kış günüydü ama şıkır şıkır güneşli bir kış günüydü. Ankara'da zehir gibi acı bir rüzgar bütün gün yüzünü didiklemişti. Bu akşam İstanbul'da ne diye o Ankara gecesini, o yalnız yürümekle, yemek içmekle, soğukla arkadaşlık ederek geçmeyen geceyi anıyordu. Bu anmanın hiçbir sebebi yoktu denemez, kuru soğuktan başka bir sebep aramaya lüzum görmedi. Vapurun rüzgar tutmayan dış kanepelerine oturmuşlardı ama rüzgar yine onları üst güverteyi yalayıp düşerken buluyordu. O akşam da Ankara'da bir rüzgarsız köşede nefes alabilmek, daralan göğsünü biraz ovalamak için durmuş, durduğu zaman da aklına bir adam gelmişti. Bu adam muayyen bir adam değildi. Lacivert, kırmızı çizgili tertemiz bir elbise giyerdi diyememişti. Herhalde subay elbisesi de değildi giydiği. Ne de yeni temizleyiciden alınmış bir pardösü vardı sırtında. Kafasında bir kasket, ayaklarında tık tık öten bir kundura da olabilir diye düşünmüş müydü? Kendisi cigara içmeyen, yanında cigara içilince sinirlenen kadınlar gibi yaptı, elleriyle bir takım hatıraları kovaladı. Yanında oturmuş aba elbiseli çizmeli delikanlıya döndü. Cemal, dedi. Yarın ne yapıyorsun? Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza sanatını ve dünya görüşünü, insan sevgisi üzerine kuran usta hikayecilerimizden Sait Faik Abasıyanık'ın Kayıp Aranıyor isimli romanından kısa bir bölümle başladık. Bu programımızda sizlere Sait Faik Abasıyanık'ın Kayıp Aranıyor adlı eserini tanıtacağız. Cumhuriyet dönemi hikayecilerimizden Sait Faik Abasıyanık 23 Kasım 1906'da Adapazarı'nda doğar. İlk öğrenimini doğduğu kentte Rehberi Terakki adlı özel okulda yaptıktan sonra 2 yıl Adapazarı İdadisi'ne devam eder. Orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde başlayıp Bursa Erkek Lisesi'nde 1928'de tamamlar. Kereste, ceviz kütüğü ve zahiricilik yapan bir tüccar olan babası Mehmet Faik Abasıyanık, dönemin köklü ailelerinden, Abasız oğullarındandır. Annesi ise Adapazarı'nın ileri gelen kişilerinden Hacı Rıza Bey'in kızı Makbule Hanım'dır. Çocukluğunu Adapazarı'nda geçiren Sait Faik Abasıyanık'ın ailesi Yunanlıların kenti işgali üzerine Bolu'ya göçmüştür. Adapazarı'nın geri alınmasından sonra müdafaa-i hukuk ve belediye reisi olan babası Mehmet Faik, işlerini ve evini İstanbul'a nakletmiştir. Sait Faik Abasıyanık kendi ifadesiyle liseyi Heya Mola ile bitirdikten sonra İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesine girmiş, 2 yıl kadar devam ettikten sonra eğitim biçimini beğenmediği bu fakülteyi terk etmiştir. Babasının isteği üzerine ekonomi tahsili için İsviçre'nin Lozan kentine, oradan da Fransa'nın güneyindeki Grenoble kentine gitmiştir. Aynı kentteki bir lise ve edebiyat fakültesinde öğrenim görmeye başlar. Öğrenimini tamamlayamadan
Türkiye'ye döner fakat Fransa'da geçirdiği bu yıllar onun kişiliğinde ve sanatında önemli bir rol oynar. Gazetelere yazdığı yazı ve hikayelerinden kazandığı da olur. Ama ailesinin mal varlığı ve annesinin yanında hayatını sürdürmesi onun geçimini sürdürmesine hep yardımcı olmuştur. Kısa süreli bazı işlere girse de yürütemez çıkar Sait Faik. Çünkü onun aklı fikri yazıdadır. Hiç evlenmeyen Sait Faik'in 1945 yılında hastalığına siroz teşhisi konur. Sağlıklı, düzenli bir yaşam ve hastalığına iyi gelecek olan temiz hava için Burgazada'ya annesinin yanına yerleşir. Burada o çok sevdiği balıkçıların, gündelik ekmeklerinin peşinde koşan küçük insanların arasında yaşamış ve hep onların hikayesini, ekmek mücadelelerini, huzurlarını, mutluluklarını yazmaya çalışmış Sait Faik Abasıyanık, 11 Mayıs 1954'te yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak vefat eder. Naaşı İstanbul Zincirlikuyu mezarlığına defnedilmiştir. Annesinin kurduğu, oğlunun ölümünden sonra her yıl önceki yılın en başarılı öykü kitabına verilmek üzere hala süren Sait Faik Armağanı düzenlenir. Sait Faik Abasıyanık'ın içindeki yaşama isteği, yaşama sevinci bütün somutluğuyla ortaya çıkar öykülerinde. Şşt Şşt adlı öyküsünde yaşamın bilinmeyen gizini, doğayla yaşam arasındaki derin bağlantıyı anlatmaya çalışır ve yaşama sevincinin en güzel anlatımını ortaya koyar. Nereden gelirse gelsin, dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten, gelsin de nereden gelirse gelsin. Bir şşt şşt sesi gelmedi mi fena. Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları. Sait Faik Abasıyanık'ın Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Son Kuşlar, Alemdağ'da Var Bir Yılan, Az Şekerli, Balıkçının Ölümü, Sevgiliye Mektuplar ve Bitmemiş Senfoni ve daha birçok hikayeleri vardır. Şimdi sevişme vakti ise şiir kitabıdır. Sait Faik Abasıyanık'ın iki tane de romanı vardır. Medarı Maişet Motoruyla Kayıp Aranıyor. Ayrıca röportaj ve mektupları da yayınlanmıştır. Sait Faik Abasıyanık, hikaye tekniğinde durum öykücülüğünü geliştirmiş, böylelikle Türk edebiyatında hikaye tarzına yepyeni bir soluk getirmiştir. Tam anlamıyla bu tarzın öncüsü olur hikaye tarzında. Konuya, olaya fazla önem vermeden şiirsel bir üslupla hikayelerinde öyküler oluşturur. Tarz olarak Rus yazar Anton Çehov'dan etkilenir diyebiliriz. Yazar, eserlerinde güzel sevgileri, haklı öfkeleri, İstanbul telaşında yaşanan namuslu geçim mücadelelerini yazar. Sait Faik, tam anlamıyla yaşadığını, hissettiğini yazar. Duyguları onun pusulası olur adeta. Eserlerinde çoğunlukla balıkçılar, yoksullar, avareler, sohbet ettiği, selamlaştığı, uzaktan yakından gördüğü insanlar yer alır. Toplum çarkının dışına atılanlar, alt tabaka insanları, hiç önemsenmeyen kişilerin yaşantısına dikkatle eğilir. Onların dramatik yanlarını şiirli, sihirli ve etkili bir hava içerisinde yansıtır bize. Sait Faik, denizi, martıları ve balıkçılık yapmayı o kadar çok sever ki, hikayeleri üstü başı adeta deniz kokar, tuz kokar. Martılar bazen kalemine çığlık çığlık düşer. Hatta bir şiirinde şöyle der. Bazı akşamüstleri oturur hikayeler yazardım deli gibi. Ben hikaye yazarken kafamdaki insanlar balığa çıkarlardı. ...1950 yılıydı. Sait Faik bir gün dükkanıma geldi. O zaman yine burada bakkallık yapıyordum. Oldukça neşeliydi, yerinde duramıyordu. Hayrola, nedir bu keyfin diye sorduğumda şöyle dedi. Sorma yahu,
Bugün Beyoğlu'nda Yazarlar Derneği'nin bir toplantısı vardı, gideyim dedim. Kapıya bir bekçi koymuşlar. Ben tam girecekken, hop dur bakalım hemşerim, buraya sadece yazarlar girer, balıkçılar değil dedi ve beni içeri sokmadı. Hiç sesimi çıkarmadım. O kadar memnun oldum ki, demek ki yalnız giysilerim değil, yüzüm, hareketlerim, halim, tavrım, her şeyim balıkçıya benziyormuş. Bu benim için müthiş güzel bir şey, biliyor musun? Sait Faik'in kendine özgü anlatımı vardır. Herkesin anlayacağı biçimde arı bir Türkçe kullanır. İnsanı büyüleyen, şaşırtan, süssüz, kısa, yer yer argolu cümlelerle hikayelerini anlatır. Hikayelerini yazmaktaki gayesinin daha iyi bir dünya hazırlamak olduğunu söyler. İnsanoğlu en büyük savaşı zalimliğe karşı açmalı. Edebi eserler insanı yeni ve mesut, başka iyi ve güzel bir dünyaya götürmeye, kurtarmaya yardım etmiyorsa neye yarar der. Size tanıtacağımız Kayıp Aranıyor romanındaysa Sait Faik, insanın kendine yabancılaşmasını ele alır. Romanda Nevin'in toplumun genel ahlak kurallarıyla çelişen bir yaşam sürdürmesi arasındaki gelgitlerini, sıkıntılı dönemlerini buluruz. Nevin'in romandaki tasviri şöyledir. Nevin köyde herkesle konuşurdu. Onun kahvelere, hatta meyhanelere girdiğini gören kimse dedikodu yapmaya lüzum görmezdi. Yalnız homurdananlar olurdu. Herkes konsolos Vildan Bey'in kızının ecnebilerde okuduğunu, erkek gibi kız olduğunu bilirdi. Bir dedikodunun dedikodu olabilmesi için insanlardan bir bölüğünün bildiği bir şeyi öteki bölüğünün bilmemesi lazım gelmez mi? Herkesin bildiği bir şeyi tekrar etmekte mana yoktu. Kız gazetecilik bile yapmıştı. En büyük dedikodu Nevin'in 25 yaşına 15 yaş fazla paha biçilmesiydi. Bir de daha bir kocadan boşanmadığı, mahkemeli olduğu halde 4 kocadan boşanmış denmesiydi. Bu dedikodulardaki kocaların 3'ü yavurdu. Ne Nevin ne de ailesi tarafından bu dedikodu da yalanlanmadığına göre artık bu adla adlandırılamazdı. Hakikatlerse insanları fazla sarmazdı. Köyde onu sevenler de eksik değildi. Herkesle ilgilenirdi. İstanbul'da dairelerde işi olanlara babasının kartını, ya kendi selamını ya da annesinin hürmeti mahsusasını yollar, doktorlara, gazetelere, hastanelere, belediyeye, hatta valiye kadar sözü geçer hasbanın derlerdi. Köy halkı meziyetli insanlardı. Haksızlıktan ve yalandan ürkerlerdi. Ürkmeyenler de kuvvetli bir delil buluncaya kadar beklemeyi daha makul bulur, beklerlerdi. Sahiden iyi insanlar kötüler hakkında laf söylemezlerdi. Belki sevmezlerdi, kızarlardı ama onu bile belli etmezlerdi. Kendi anlayışına uymayan insanlardan yaptıklarının kötü bir şey olduğunu bile bile zaruret, mukavemetsiz bir arzu, bir huy, bir hız, bir iradesizlik, bir intibaksızlık yahut da bizim kötülük bildiğimiz bir başka düşünce, başka tabiat, başka ahlak, başka yaratılış, başka zorlamalarla çoğunluğa benzemeyenler, kusursuzlar, ancak kusursuzluğu bin bir tehlikeden sonra kazanmışlar, kızmakta haklı olabilirler. Sait Faik'in hayata bakış ve anlatış tarzı gerçekçidir. Fakat o, gerçeği sadece dış görünüşü bakımından anlatmaz. Eserlerinde konuları ele alırken çirkin bir dış görünüşün arkasında iyi bir ruh, derin bir mana da bulur. Onun gerçekçiliği sığ bir gerçekçilik değildir. Sait Faik Abasıyanık, Kayıp Aranıyor romanında zaman olarak 3 günü işlerken olaylar ve kişiler üzerinde öyle yoğun durum tahlilleri yapar ki, siz kahramanlarla birlikte gezerken onlarla birlikte sorunları tanımlamaya başlarsınız. Şiiri, duyguyu, hayalleri yakalarken çirkinle güzeli, iyiyle kötüyü bir arada görürsünüz. Nevin, düşünen, tartışan,
okuduklarını hayata geçirmek isteyen biriydi. Gazeteye köşe yazıları yazardı. Akıllı olduğu kadar da güzel bir kadındı. Etrafında oluşan hayranları bile vardı. Ama Nevi'nin bir de evliliği var. Fakat evliliğinde iyi gitmeyen bir şeyler vardı. Çözmek istedikçe çözülmeyen sorunlar yığılırdı önüne. Kah hayatla, kah sevdiği insanla yaşadığı çıkmazları onu zaman zaman buhranlı durumlara sokardı. Bu durum romanın ana çatısını oluşturur. Bir gün Nevin Ankara'dan İstanbul'a dönüş kararı alır. Ama yanında eşi Özdemir'i görmek yerine Özdemir'in ayrılık mektubuyla karşılaşır. Bu ayrılış nedeni dolayısıyla bir lokantada tabii ki Özdemir'in de daveti üzerine arkadaşların da bulunduğu bir yemeğe katılır. Yemekte bir arkadaşına gazetecilik tecrübelerini anlatır. Birden kendisinin dinlenmediğini fark edince şöyle der. "Bilmem bu küçük tecrübeler sizin için faydalı olabilir mi?" diye sözünü bitirdi. "Sanmam," diye cevap verdi. "Bence gazetecilikten alınan her denemenin olayı ayrıdır. Açıkçası gazetecilikte var gibi gözüktüğü halde tecrübe yoktur. Hiçbir deneme yeni bir olayın oluşunda bize faydası dokunacak bir eski deneme ile muhakeme edilemez. Bunun için de her zaman yeni bir şekle, formüle ihtiyaç vardır." O halde sizi beyhude yere yoruyorum. Hayır, estağfurullah. Bütün bu denemelerin hikaye kıymetleri çok büyüktür muhakkak. Ama geride kalmışlar, mazi olmuşlardır. Gelecek yeni olaylar, yeni denemeler, yeni şekilleriyle birlikte gelir. Belki haklısınız, dedi Nevin. Sizin yeni tecrübeleriniz, yeni şekilleriniz de günün birinde birer hikaye, birer masal kıymeti oluverecekler demektir. Evet ama benim niyetim bu hikayeleri malzeme yaparak günün birinde bir eser vermek. Ne gibi eser? Mesela roman. Bu davete Özdemir gelmemiştir. Sait Faik, Nevi'nin etrafında okuyan, sorgulayan bir de aydın çevresi oluşturur. Nevin kendi hayatıyla birlikte kimi zaman sosyal konuları da sürekli irdeler. Sosyal hayatın sorunlarını kendi hayatıyla birlikte sorgulayıcı bir durumla karşılaştırır yazar bizi. Bir pazartesi günüydü. Günler. Şu garip günler. Uykumuzun içinde saatleri başlayan günler. Uyandığımız zaman üçte birini arkada bırakmışızdır başlayan günün. Kaldı mı üçte ikisi? Yap bakalım hesabını. Hey gidi pazartesi hey. Kaldı 16 saatin. Bir saat kavgaya say, bir saat konuşmaya, iki saat yürümeye, yarım saat düşünmeye koy, yemeye, içmeye de bir saat... Yarım saat el yıkama, abdest bozmaya, yarım saat olduğun yerde kestirmeye, çeyrek saat bilet almaya, tünele, tramvaya, vapura binmeye. Say sayabildiğin kadar. Koy bu 12 saatin içine, boşlukları doldur bakalım. Nevin'i, eşi Özdemir'le yaşadığı geçimsizlik, büyük bir iç sıkıntısına sürükler. Yaşadıklarıyla anlamlandıramadığı hayattan ve yaşamak zorunda kaldığı çevreden de iyice bunalmıştır. Kocasından boşanmak istemekte. Hem hayattaki hem de kafasındaki sorunlar çözüm beklemektedir. Kaçmak, kaybolmak, yeniden kendini bulmak istiyordu Nevin. Kapıdan çıkınca keskin ve soğuk bir Nisan sabahı serinliği sinirlerini yatıştırıvermişti. Hızlı hızlı Ankara istasyonuna kadar yürüdü. Bir yere bir bilet aldı. Kondüktörün birine bir şeyler sordu. Trene vakit vardı. 1948 senesi Nisan'ının 12. günüydü. Oturdu
babasına şu mektubu yazdı. Babacığım, diyordu. Şimdiye kadarki isimlerim konsolosun kızı, gazetecinin karısı oldu. Böyle olması da iyi oldu. Bugüne kadar hep bir şeyler peşinde koştum. Şimdi hatırladıkça bunları utanıyorum diyeceğim ama birçok kelimelere kafamızda verdiğimiz anlamlar hiç olmazsa o kelimeler kadar yanlış, yalan, kop. Sirklerde bazı ehli hayvanların adeta utanma kelimesinin anlamına yakın bir halde sinişlerini görmüştüm. Utanılacak şeylerden utanmaz olduğumuz nispette hayvanlarla uyuşuruz. Tabii bir ahlak telakkiyemiz olsaydı bari. İşi buraya kadar getirmemin sebebini yanlış anlamamanızı rica ederim. Niyetim ahlaka falan çatmak değil. Dün nüfus kağıdıma baktım. Orada bir Ayşe ismi var. Biraz da o isimle yaşamak istiyorum. Mektup yazar mıyım, yazmaz mıyım? Birkaç sene sonra döner miyim, dönmez miyim? Şimdilik Türkiye'de bir yere bir tren bileti aldım. Trenime 5 dakika var. Nevi'nin hayatını, yaşadığı çevreyi ve kendini sorgulayan mücadelesini ve Sait Faik'in sosyal hayatta var olan gizli dramları nasıl bir ustalıkla bulup çıkardığını okumak ve okurken aktarılan tabiatın o eşsiz senfonisini yorumlamak artık size kalıyor. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.